Fokus'ta karşınızdayız. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta dileyerek başlayalım. Önemli bir son dakikayla Fokus'u açıyoruz. Avrupa'da doğalgaz fiyatları %35'lik artışla, fiyat artışıyla rekor seviye olan 260 euroya çıktı. Şimdi zaten bir süredir Avrupa'da doğalgaz piyasasında rekor seviyeleri görüyorduk. Yeni haftada da bu rekorların tazelendiğini görüyoruz. Bugün gün boyunca konuşacağız. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 8 milyar doları aştı aylık bazda. Yıl sonuna kadar bu rakam artar mı? Tabii LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını giderek arttırdık. Amerika, Katar, Mısır'dan spot yaptığımız anlaşmaların yeterli gelmemesi, bu tarihi yüksek seviyeler, bu rekor artışlar Türkiye'nin makro tarafta sadece cari açık ya da enerji ithalatı değil, enflasyon üzerinden de baskısını arttırıyor. Çünkü bir yandan petrol fiyatları da yükseliyor. Tüm bunları, bu başlıkları konuşacağız. Yine ilk bölümde ham madde fiyatları, enerji fiyatlarındaki artışın kimya sektörüne etkisi, Korgun Şengün bize anlatacak, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili. Sonrasında programın yine ikinci bölümünde emtia tarafını konuşacağız. Hafta sonu çıkan haber akışı, ayçiçek yağı ve diğer bitkisel yağlara ilişkin arz endişesi var. Marketlerde, özellikle raflarda ürünler azalmaya başlandı. Bakanlıktan gelen açıklama şimdilik yeterli ürün olduğu yönünde. Ama tabii çok fazla haber var. Bir yandan biliyorsunuz Tarım Bakanı görevden alındı. Yeni bakan atandı. Tarım politikalarına ilişkin soru işaretleri var. Hangi yönde, hangi adımlar atılmalı diye. Bu ayçiçek yağı ve yağlı tohumlara ilişkin belirsizlikler var. Tüm bunları yine sektör temsilcileriyle ve tarım editörümüz, tarım yazarımız İrfan Donat'la konuşacağız. Piyasa nezdinde ise iki başlık var ele alacağımız. İlk bölümde birazdan grafik düellosunda emtia fiyatlarındaki değişikliği ve junk bonoları, çöp bonoları konuşacağız. Programın son bölümünde de altının son iki seneden sonra ilk defa 2000 doların üzerine gelmesi, gram altında yaşanan yükseliş, küresel piyasalarda doların güç kazanması, dolar ve altına dair rasyoları, grafikleri de Serdar Pazi ile ele alacağız. Şimdi gelin bir bakalım fiyatlamalar bize ne söylüyor yeni haftaya başlarken. Borsa İstanbul'la başlayalım. 1992 puan seviyesindeyiz. Geçtiğimiz hafta hatırlatmak gerekirse 2000 puanın üzerine kadar çıkmıştı ama bugünkü kazanımlar biraz daha sınırlı. %0.11 ile sınırlı kalmış durumda. Dolar TL'ye bakacak olursak orada 14.29'ları görüyoruz. %0.67'lik bir yükseliş var. Dolar Türk Lirası'nda 2 hafta önce gördüğümüz 14.50'nin üzerindeki rekor seviyeler yenilenecek mi? Ben aylık grafiği rica edeyim yönetmenimizden. Hızlıca Dolar TL'de haftalık ve aylık grafiklere de bakalım. Bu arada Euro TL'de 15.57 seviyesinde, orada da yönün yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi haftalık grafiğe bakacak olursak özellikle bugün 14.35'lere kadar yükselmiş dolar Türk lirası. Daha uzun vadede göreceğiz ki aslında bu zirve seviyeleri biz 2 hafta önce görmüştük. O yüzden analistlerin de gündeminde o zirve olur mu diye aslında merak ediliyor. Gün içi seviye olarak gördüğümüz için bu grafikte göremiyoruz ama gün içi en yüksek seviyelerde 14.50'leri görmüştük. Dolayısıyla bakacağız bu seviyeler tekrar 14.50'nin üzerine işaret eder mi diye. Fiyatlamalar bu şekilde. Şimdi gidelim buradan Gizem'le beraber grafik düellosuna. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sunar. Grafik düellosu ile karşınızdayız Gizem'le beraber. Gizem, hoş geldin. Hoş bulduk. Çöp bonolar, junk bonolar, öte yandan negatif getirili tahviller. Tabii bunlara olan talep, birazdan bahsedeceğim. Risk iştahının değişmesi bu tarafı böyle etkiliyor ama sende neler var? Ben tamamen emtia piyasasını anlatacağım aslında. Çünkü aslında biz her gün işte %5, %10 ki bunlar da büyük rakamlar aslında tabii ki ama nereden nereye geldik? Yani sadece Rusya-Ukrayna gerginliği, işgalde 12. gün, işte toplamda bu gerginliğin 15. gününe girerken emtia piyasasını nasıl etkiledi? Bizi de her alanda etkilediği için bu kısımda toplamda bir aylık rallimiz bizi nereye getirdi? Bunlardan bahsedeceğim. Peki hemen başlayalım. Aslında Gizem'in de dediği gibi Rusya-Ukrayna krizine atıfta bulunuyoruz, savaşa atıfta bulunuyoruz. 10. günü geçti artık ama zaten bir süredir devam eden risk off risk on modunda değişiklik vardı. Bunun sebebi de şu, tabii tüm dünyada yükselen enflasyon, merkez bankalarının şahinleşen politikaları, acaba hangi varlık daha cazip olur diye bu dönemde. Şimdi o tarafta tabii faiz artışı beklentisi olduğu için gelişmiş ülke tahvil faizlerinin yükseldiğini gördük. Yani burada tabii işte Amerika'dan, Almanya'dan, Japon bonolarından, bunlardan çıkış yaşandı. Daha çok aslında riskli varlıklara bir yönelme olur mu diye bir beklenti vardı. Bununla beraber gelişen ülkelerde bir miktar istek
gerek vardı. Fakat bu bahsettiğimiz aslında risk on modunun risk off'a yavaş yavaş dönüştüğünü görüyoruz. Neden? Öncelikle yatırım yapılamaz seviyedeki junk bond endeksi, yani çöp tahviller nereye gelmiş? Grafiğin özellikle Eylül'den sonraki dönemine bakacak olursak hafif bir yataylaşma. Bu yılın başından itibaren endeksin performansı giderek geriliyor. Ve son dönemde işte S&P, Moody's, Fitch gibi birçok kredi değerlendirme kuruluşunun sadece aslında Rusya'yı, Ukrayna'yı ya da işte Türkiye'nin not indirimi vardı yakınlarda, biliyorsunuz. Bunları değil, aslında gelişmiş ülkeler tarafında da risklere, kırılganlıklara atıfta bulunduklarını görüyoruz. Yani Avrupa'nın görünümüne dair mesela Fitch'ten uyarı geldi. Keza yine önümüzdeki dönemde İngiltere pazarı bu savaştan dolayı olumsuz etkilenebilir deniliyor. Yani tüm dünyada yatırım yapılabilir seviyede olan ülkelerde görünüm anlamında riskler artıyor. Elbette gelişmiş ülkeler yatırım yapılamaz seviyede değil ama onların riskleri artıyor. Bizim gibi zaten yatırım yapılamaz olan ülkelerin de notları giderek aşağı çekiliyor. Hal böyle olunca da junk bonoları gösteren endeksin performansı da giderek azalıyor. Peki bu acaba güvenli limanlara talebi arttırır mı? Gelelim o tabloya bakalım. Nedir bunlar? Negatif getirili tahviller diyoruz. Aslında güvenli liman deme sebebimiz de şu. Siz $100 veriyorsunuz, bir ay sonra $98 alıyorsunuz. Yani üzerine negatif faiz var, bir de siz para ödüyorsunuz. Ama buna rağmen, yani $2 örnek veriyorum tabii afaki rakamlar üzerinden, ama kaybedeceğinizi bilmenize rağmen gidip o tahvile yatırım yapıyorsunuz. Bunun sebebi de aslında temerrüt riskinin olmaması. Mesela Rus bonolarında temerrüt riski artıyor. CDS işte rekor yüksek seviyeye geldi. Türkiye'nin CDS'i rekor yüksek seviyeye geldi. Hal böyle olunca bizim gibi yüksek faiz veren ama riski yüksek ülkeler yerine negatif faiz veren ama riski daha düşük ülkelere talep artmaya başladı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı aslında bir süredir, az önce size bahsettiğim risk off moduyla beraber buradan çıkış yaşanıyordu. Yani dünyada genel olarak işte resesyon riski azalmıştı, diğer pandemi riski azalmıştı. O yüzden kimse negatif getirili tahvillere yatırım yapmak istemiyordu ama son bir hafta 10 gün içerisinde dipten bunun toparladığını görüyoruz. Ve bu toparlama yaşanırken de gelişen ülkelerin dolar cinsi tahvillerinden de çıkış aynı dönemde hızlanmış olmuş Gizem. Şimdi ben de emtia tarafından bahsedeyim. Bilindiği gibi her ülke doğal kaynak zengini değil. Dolayısıyla emtiayı birbirlerinden ülkeler almak durumunda. Zaten küresel ticaret aslında biz salgın öncesi döneme geldiğimizde çok ciddi bir biçimde artmıştı. Yani ülkelerin birbirleriyle entegrasyonu artmış, birbirleriyle ticaret ilişkisi zaten güçlenmişti. Salgın geldi. Arz tarafı yavaşladı, işte talep tarafı yavaşladı. Dolayısıyla biz salgın sonrasındaki dönemde bu denge sağlanabilecek mi konusunu konuşurken, bu sefer Rusya-Ukrayna endişesiyle beraber, ki bu her iki ülke de aslında emtia konusunda zengin olan ülkeler ve dünyaya emtia sağlaması açısından da bu krizin etkisini negatif yönde yansımamıza, yaşamamıza sebep olacak iki ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla mevcut durumda zaten o arz talep dengesi sağlanamadığı için salgın sonrasındaki dönemde talep yavaş yavaş canlanmasına rağmen fiyatlar yüksek kalsın isteyen emtia sağlayıcıları arzı arttırmazken biz normal yollardan zaten emtia fiyatlarında yükselişi izlemeye devam ediyorduk. Şimdi bir de üstüne emtia sahibi olan, doğal kaynak zengini olan Ukrayna ve Rusya dünyaya emtia sağlarken böyle bir savaşın çıkmış olması, emtia bağımlılığı olan ve özellikle bu iki ülkeden emtia tedarik eden ülkelere negatif etkiler vaziyette. Çünkü fiyatlarda arz sıkıntılarıyla beraber ciddi bir yükseliş görmüş vaziyetteyiz. Zaten şöyle de bir şey var. Eğer bir emtiayı Rusya ya da Ukrayna'dan alırken artık ondan almaktan vazgeçip başka bir ülkeye yöneliyorsan bile bu zaten yine de dünyanın bütün ihtiyacını karşılayamayacağı için net net de her türlü emtia fiyatlarında rally görmemize sebep oluyor. Peki hepsini alt alta bakalım. Toplamda emtia endeksine baktığımızda evet zaten ciddi bir rally'den beslendiğini söyleyebiliriz ama özellikle alt endekslere burada odaklanmak istedim. Yani tek tek bütün emtiayı ayıralım. Enerji, endüstriyel metaller, değerli metaller ve tarım emtiası olarak ne kadarlık bir ralliden bahsediyoruz? O rallinin boyutundan bahsedelim istedim. Enerji piyasasındaki ralliyi gösteriyorum ekranda. Burada Bloomberg Enerji Endeksi var. İçerisinde petrolden tutun da motorine kadar, işte diğer yandan doğalgaza kadar birçok enerji emtiası barındırıyor ve bunların toplamda bir bileşik endeks
oluşturarak aylık bazdaki değişimlerini turuncu sütunlarla gösterdim. Fiyatın kendisi ise, yani bu endeksin değeri ise beyaz çizgiyle görünüyor. Şuradaki dipten alalım mesela. Yani aslında aşağı yukarı Şubat'tan bahsediyoruz. Ne kadarlık bir rally'den bahsediyoruz diye baktığımızda sadece Şubat ayındaki rally'nin boyutu bize %6'ya işaret etmekte. Yani dünyada enerji fiyatları sadece Rusya-Ukrayna gerilimini yaşadığımız bu Şubat ayından bu yana zaten %6 yükselmiş vaziyette. Ama dikkat etmek gerekirse biz toplamda aslında şuradaki dipten bile %30'luk bir yükselişe işaret ettiğini söyleyebiliriz. Zaten yükseliyordu, şimdi daha da sert yükseliyor diyoruz. İki ülkenin de önemli olmasından kaynaklı olarak emtia sağlayıcılığı noktasında. Hatta bu endeksi oluşturan birkaç tane enerji emtiasından da örnek vereyim. Yani biz yılbaşından bu yana sadece aradan geçti 3 ay ne kadarlık bir yükselişten bahsediyoruz Rusya, Ukrayna'da dahil olmak üzere diye baktığımızda WTI fiyatlarında, yani Amerikan tipi ham petrol fiyatlarında yılbaşından bu yana %67'lik bir yükseliş oldu. Brent petrol tarafına baktığımızda %65'in üzerinde yükseliş oldu. Doğal gazda sadece kendi başına bir günlük harekette %35'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla buna benzer bütün enerji emtiasındaki yükseliş bizi toplamda sadece bu ay bile %6'lık bir yükselişe kadar götürmüş vaziyette. Geçelim buradan bir başkasına bakalım. Biz bu arada Türkiye olarak da zaten birçok sadece enerji açısından değil, diğer göstereceğim emtiada da dışarıya bağımlılığımız var. Bunların içerisinde Rusya ve Ukrayna'dan da yoğunlukla tedarik ettiklerimiz var. Dolayısıyla bu gösterdiğim endekslerdeki yükseliş doğrudan doğruya içerideki fiyatları da artıracak nitelikte. Geçelim buradan endüstriyel metallerdeki rally'ye bakalım. Sadece şu dipten ölçecek olursak dikkat etmek gerekirse yine %22'nin üzerinde bir yükselişten bahsediyoruz. Sadece bu ayın değişimine baktığımızda %8.14'lük bir yükseliş var Şubat ayında gördüğümüz kadarıyla. Burada özellikle metallerden kastımız ne? Mesela alüminyum fiyatları, mesela bakır fiyatları. Bunlarda ne kadarlık bir yükseliş var dediğimizde alüminyum fiyatları mesela yılbaşından bu yana %37 yükseldi küresel piyasalarda. Bakır fiyatlarında %9.8'lik yükseliş gördük. Dolayısıyla burada özellikle işte çelik çubuk diyelim mesela %13 kadar yılbaşından bu yana sadece 3 ay içerisinde %13 kadar yükseliş kaydetmiş vaziyette. Geçelim bir başkasına bakalım. Değerli metaller diyelim. Az önce Güzem zaten çöp tahvilleri anlattı. Güvenli varlık talebini anlattı. Burada ne oldu diye baktığımızda aslında mesela altın fiyatlarının enteresan bir tablo vardı. Biz böyle Rusya-Ukrayna'yı konuşmadan önce de günlük ufak ufak yükselişlere şahit olduk. Bir ay içerisinde 100 dolarlık bir altın ons fiyatının artış meydana geldi. Yani aslında oldukça derinden bir anda gözümüze sokmadan bir yükselişi zaten mevcut durumda izliyorduk. Dolayısıyla şuradaki dipten bakalım mesela Ocak başından itibaren ne kadar bir yükseliş var bu emtia endeksinde. Bu bir bileşik endeks dediğim gibi. İçerisinde altın da var, gümüş de var, diğer değerli metaller de var. %13'lük bir yükselişten bahsediyoruz. Sadece bu ayın yükselişi %1,5 seviyesinde. Mesela bunun detaylarına baktığımızda altın fiyatlarında yılbaşından bu yana %9'luk yükseliş görmekteyiz. Dolayısıyla burada da benzer bir biçimde sert bir yükselişten bahsedebiliyoruz. Ve son olarak tarım emtiasına bakalım. Mevcut durumda zaten dünyada gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde diye konuşuyorduk. Biz de gıda enflasyonu zaten yüksek diye konuşuyorduk. Şimdi biz bir de Rusya ve Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz, yani onlardan ithalat yaptığımız da tarım ürünleri var. Dolayısıyla tarım fiyatları dünyada ne oldu? Zaten mevcut durumda gıda enflasyonu dünyada vardı derken şimdi üstüne bir de yukarı yönde riskimiz eklendi. Sadece bu aydaki yükselişimiz ki birkaç günden bahsediyorum %2,5 seviyesinde. Aylık bazdaki grafiğe baktığımızda aslında aylardır bir yükselişi izliyorduk. Sadece şuradaki dibinden baktığımızda %14'ün üzerinde bir yükseliş var. Bu endeksi oluşturan birkaç tane tarım emtiasından örnek vermek gerekirse mesela mısır fiyatlarında yılbaşından bu yana %30'un üzerinde yükseliş var. Pamuk fiyatlarına bakıyorum %7'ye yakın yükseliş var. İşte soya filizine bakıyorum %29'a yakın yükseliş var. Dolayısıyla ben burada bileşik endekslerden bahsettim ama bunları oluşturan emtiaya tek tek baktığımızda da bizim dışarıya bağımlı olduğumuz ya da dışarıdan tedarik ettiğimiz, büyük ölçüde de Rusya ve Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz emtia fiyatlarındaki sert yükseliş hem enflasyonist olacak hem cari açık olarak dönecek. Dolayısıyla bunların hepsi sadece bizim için değil, emtia tedarik eden, ithal eden, dışarıya bağımlı olan bütün ülkelerinin enflasyonu üzerinde zaten yükselen bir enflasyon vardı. Şimdi üstüne üstlük bir risk daha inmiş vaziyette. Gizem çok teşekkürler aktardıkların için. Grafik düellosunu noktalıyoruz. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sundu. Biz
son dakikamız var. Çin Dışişleri Bakanı Wang, Ukrayna-Tayvan konusu birbirlerinden farklı konular dedi. Bunu da iletmiş olalım ve gidelim kısa bir araya. Fokusta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rekor seviyeler aslında her geçen saat yeni bir rekoru da beraberinde getiriyor. Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında hatırlatalım, sabah saatlerinde %25 yükselişle 260 euronun üzerine çıktı demiştik. Şu an seviye 300 euroyu aştı. Dolayısıyla Avrupa'daki doğal gaz fiyatının son fiyatlamayla %50'nin üzerinde artışla rekora yükseldiğini söyleyelim ve gidelim buradan bu başlığı konuşmak üzere. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Korgun Şengün'e. Korgun Bey, hoş geldiniz. Merhaba Gizem Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu süreç enerji fiyatlarındaki artış sanayici içinde ne kadar sürdürülebilir? Riskler artıyor tüm dünyada elbette. Enerji arzına dair riskler var ama maliyetler her geçen gün daha da artıyor. Kaldı ki Türkiye'nin de burada sıvılaştırılmış doğalgaz LNG ithalatının son dönemde giderek arttığı düşünülürse ne dersiniz sektörlerin girdi maliyeti için? Tabii mikrobazda işletmelere baktığımızda sıkıntı çok büyük. Fakat bu maliyet artışlarını fabrikalar, sanayici malların üzerine koymak zorunda. Koyup bunu satabiliyorsa hayatını devam ettirir. Koyup satamıyorsa, sattığı pazar bunu kaldırmıyorsa o faaliyetine son verir. Bu aslında basit bir denklem. Ama esas iş 260 dolarlara gelmiş bir doğal gazın Avrupa'da nasıl hala karşılık bulduğu meselesini sorarsanız bu çok basit. Avrupa alternatif enerjilerine hazırlık yapıyor. Bunu daha önce de konuştuk. Burada daha pahalıya mal olacak bu alternatif enerjiler. Dünyada elinizde kömür gibi ucuz bir enerji kaynağı, doğal gaz gibi ucuz bir enerji kaynağı varken siz daha pahalı olan alternatif enerji kaynaklarına geçemezsiniz. Ekonomik denge, iktisadi denge buna müsaade etmez. Ne yapıyor Avrupa? Çok basit. Amerika dayanışını yapıyor ama Avrupa üzerinden yapıyor. Doğal gaz ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kömür ihtimalinde zaten 2050 Green Deal anlaşmasıyla ortadan kaldırmıştı. Peki neye hazırlanıyor? 500 milyar euro kredi hazırladığı, fon hazırladığı yeni versiyon, yeni nesil nükleer santrallere hazırlanıyor. Nükleer santrallerde enerji üretmek pahalı. Normalde kömürle, doğalgazla mukayese edilemeyecek kadar pahalı. İlave bir durum var. İşte Rusya ile çıkartılan bu savaş Avrupa kamuoyunda nükleere karşı olan kamuoyu unsurlarını da ister istemez ikna ediyor. Çünkü Avrupa bu doğalgaz fiyatına dayanamaz. Gördünüz mü? Bakın Rusya ile bu iş yürümez İknası kamuoyunda nükleerci, nükleer karşıtlarına pes dedirtecektir. Ona uğraşıyorlar. Denklem budur. Yoksa bizim sanayimiz de onların girdisiyle çok bir alakası yok. Zaten bu savaş Ukrayna-Rusya savaşı da değil. Bunu herkes biliyor. Herkesin de izahı açık. Yeni nesil enerji kaynakları bildiğimiz bedelşahi eski konvansiyonellere göre 2 kat, 3 kat pahalıdır. Ve de ekonomileri buna hazırlıyorlar. Tabii bu arada hane halkı bunun parasını ödüyor, ödemeye devam edecek senelerdir anlattığımız, konuştuğumuz gibi. Peki Korgun Bey, tabii yine sizin kimya şirketiniz de var. Dolayısıyla kimya üzerinde de ben sorayım. Bandırma'daki, Bandırma OSB'deki diğer şirketler için de bu enerji faturası artarken yenilenebilir enerji konusunda yatırımın daha aslında acil olduğu, şirketlerin bu konuda farkındalığının artık elzem noktaya gelmesi gerektiği, ne dersiniz buna dair? Bizim şirketin özelinde halihazırda 2 tane GES yatırımının finansmanını ayarladık. Şirketlerle, bir Antalyalı yerli üretici şirketle de anlaşmaları imzaladık. Montaj aşamasına geldik. Mikrodan, kendimizden söylersem. Organize sanayi bölgesinde de ciddi atılımlar var. Bir tek bizim Bandırma Gönen trafolarındaki bir problem, o da şu: işte yenilenebilir enerji için trafoda yer yok.
Mesela bu çok önemli bir konu. Sanayici yatırım yapmak istiyor yenilebilire. Fakat bizim TM dediğimiz işte bu trafolar, trafo merkezleri, onların bir bölümü var. O bölümden size yer ayırıyorlar. O bölümlerde dolmuş vaziyette. Dolayısıyla siz bugün Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde yenilenebilir enerji yatırımına paranızı hazırlasanız da, projenizi yapsanız da alamazsınız. Çünkü Gönen trafo merkezi dolu. Türkiye'de de böyle çok örnek var. Trafo merkezlerinin acilen elden geçirilmesi lazım yenilenebilir enerji yatırımları için. Bir kere bu çok önemli. İki, yenilenebilir enerji ile alakalı yatırımları yaparken unutmamak lazım. Bunlar 20 sene sonra çöp Gizem Hanım. Bunlar ekonomi gömrünü dolduracaklar. Bu atıkların vergilerini bugünden planlayıp 20 sene sonra gelecek genç jenerasyona bu çöpü devretmememiz lazım. Bu bir kere uzun vizyon için çok önemli. Yetmez. Yenilenebilirle bir sanayi döndürülemez. Muhakkak bunu biz interconnect'e basıyoruz ve oradan tekrar geri alıyoruz. En önemli şey %100 biz yenilenebilirle çalışamayız. Çünkü gece rüzgar yok. E ne oldu? Hala fabrikalar çalışacak. Öyleyse termik santralin ürettiği elektriği kullanacaksınız. Dolayısıyla buradaki bu kavramları birazcık muğlak hale getirip faydalanmaya çalışan bir lobi var. Buna da aslında biraz dikkat etmek lazım. Çok önemli bir şey. En önemli şey. Biz ithalatçıyız. Çok paramız gidiyor enerjiye. Tasarruf edeceğiz. Tasarruf etmekten başka bir numaralı ödevimiz yok. Bir numara tasarruf. Fabrikalarda tasarruf, hanelerde tasarruf, ofislerde tasarruf, devletin teşkilatlarında tasarruf. Biz bu malı ithal ediyoruz ve de can yakıcı fiyatlara ithal ediyoruz. 90 milyar dolara gelen bir enerji maliyetimiz var. Bunun en önemli birinci ödevi tasarruf etmek. Biz kendi firmamızda bunu en üst başlığa koymuş vaziyetteyiz. Tasarruf için gelen tüm teklifleri, arkadaşlarımın geliştirdiği tüm projeleri de ödüllendiriyorum. Çok tavsiye ederim. Çok önemli durulması gereken bir konu. Şimdi hızlıca bir rakamları, fiyatlamaları tekrar hatırlatalım. Grafikte ekrana gelecek zaten bu enerji maliyetlerindeki artış, sadece daha net görebilmemiz için. Şimdi özellikle doğalgaz fiyatı dediğimiz, Avrupa'daki doğalgazı gösteren Bloomberg'de de TTF diye geçiyor. Şimdi Türkiye son yaptığı kontratları da aslında TTF ile yaptı. Yani TTF fiyatı ve Brent petrol ile üzerinden fiyatlama yapılıyor. BOTAŞ'ın ithalatı, doğalgaz ithalatı rakam verilmiyor. Metreküp telaffuz ediliyor. Ama oradaki formülün içerisindeki iki tane ürün Brent petrol fiyatı ve yine TTF fiyatı. Görüleceği üzere orada da 203 dolarların üzerine, euronun üzerine geldi rakamlar. Brent petrolde de 127 dolara geldi. Dolayısıyla her ikisinde de rekor yüksek seviyeler devam ediyor. Şimdi Korgun Bey, buradan hemen devam edelim isterseniz. Bir de işin döviz boyutuna. Emtia fiyatları yükseliyor ama sadece enerji tarafı değil, birçok başka işte tarım emtiaları, diğer ham madde tarafında da fiyatlamalar artıyor. Buna kur yükselişi de eklenirse sektördeki ithal girdiler, üretici fiyatlarının artışı hangi vadede nasıl tüfeğe yansır? Vallahi çok güzel konu. Çok şahane. Bunu daha önce de Ukrayna Savaşı'na çok dikkat edelim diye 4 Şubat'ta konuştuk, hatırlıyorsunuz. Bu bütün dengeyi, zaten Covid'le gelen dengesizliği, bir türlü sakinleşmemiş piyasaları bir de emtialar üzerinden çalkalamaya başladı. Şimdi yeni düzen benim emtiam senin emtianı döver. Yani burada en önemli şey elinde kaynak olan Güney Amerika, biliyorsunuz deli gibi para kazanıyor. Çok ciddi kaynakları var, maden kaynakları. Bunlarla para kazanıyorlar. Türkiye'de maalesef kaynaklar kısıtlı. Çokça ithal ediyoruz. Ama Türkiye'nin bu krizde aldığı bir kere siyasi pozisyon, Ukrayna-Rusya mesafesinde Sayın Cumhurbaşkanı pozisyonu şahane. Türkiye'yi bu krizin içine çekmez. İki, biz buradaki ana tedarikçiyiz. Bu da çok önemli. Hem Rusya için, hem Ukrayna için, hem Avrupa için birçok kalemde ana tedarikçiyiz. Ve tabii en önemlisi de bu fiyatları biz euro bazında satarken yansıtabiliyorsak bu maç devam eder. Yansıtamıyorsak en başta söylediğim gibi dururuz. Kimya sektörü özelinde söyleyeyim. Kimya sektörü cari bir sektördür. Gelen fiyat farklarını yansıtır. Alıcı da bilir.
kimyanın ham maddesini takip eder. Dolayısıyla kimya sektörü özeline baktığınızda Türkiye büyüyor, iyi gidiyor ve de 2022'yi de çok pozitif ayrışarak devam ettiriyoruz kimya sektörü özelinde. İç piyasaya verilen kimya ham maddeleri tabii maalesef hane halklarının cebinden çıkan parayı arttırır. Çünkü bunların hepsi hem döviz bazında artıyor hem de Türk lirasının dövizle olan ilişkisinden TL bazında artıyor. Maalesef maaşla geçinen, maalesef orta direk ve asgari ücret sarmalında yaşayan çalışanlar zor, daha zor, hepimize göre daha zor. Çünkü oradaki mesele evi geçindirmek. Umut ediyorum Türkiye bu sarmaldan büyüyerek, bu büyüme temposunu arttırarak, tabii enflasyonu da kontrol altına alarak geçecektir. Korgun Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız ve analizleriniz için. Ben... Evet, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Korgun Şengün'ü ağırladık Fokus'un bu bölümünde. Şimdi hafta sonu gelen haber akışı biliyorsunuz. Zaten bir yandan Rusya-Ukrayna krizi, işte buğday tarafına dair endişeler vardı. Rusya-Ukrayna'dan ithal ettiğimiz diğer tarım emtiyalarının ürünlerine dair endişeler vardı. Tarım Bakanı değişti. Tabii tarım politikaları ne olacak? Bir sıcak konu buydu. Geçen hafta bunların hepsini konuştuk ve son kertede de marketlerdeki bitkisel yağların tükenmesi haberi. Şimdi bazı kaynaklar diyor ki bakanlıktan gelen açıklama hala sıfırlanmadı. Ama piyasa oyuncuları diyor ki mesela yine Dünya Gazetesi'nde de bu hafta sonu çıkan haberde gördük detayları. Özellikle buradaki 15 günlük satışın bir günde yapıldığını ve hızlı bir şekilde altın bileğin açıklamaları var. Hükümet bu konuda kısa sürede çözüm bulacak. Çünkü 11 gemi ham yağ yüklü şekilde bekliyor. Rusya izin verdiği takdirde 2 gün içinde Türkiye'ye ulaşabilir deniliyor. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Stüdyoda İrfan Donat bizimle. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk güzel. Şimdi bu son sıcak gelişmeye gelmeden aslında süreç nasıl işledi? İstersen önce hızlıca orayı bir toparlayıp izleyicilere hatırlatalım bitkisel yağlar için. Tabii şimdi Türkiye'de bitkisel yağlar her zaman gündem oluyor. Özellikle son yıllarda oluyor fiyatlarıyla beraber. Bunun da temel sebeplerden bir tanesi konuştuğumuz özel ürün olarak söylüyorum. Ayçiçek yağı bizim maalesef üretimimizin tüketimimizi karşılayacak derecede olmaması. Bunu daha önceki yıllarda ithal ederek, gümrük vergilerini sıfırlayarak bir şekilde idare ediyorduk pandemi öncesine kadar. Ama pandemiyle beraber değişen denklemde tüm tarım emtiyasında olduğu gibi burada da yine dolar bazında bir fiyat artışını görüyoruz. Kurun etkisi zaten fiyatlara yansıyordu. Şimdi bir de bunlara jeopolitik risk de eklendiği için artık sadece fiyat değil, gıdaya erişim ya da ürüne erişim tarafında, tedarik tarafında ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Türkiye'ye özgü değil, dünyada bu problem yaşanıyor ama Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştıran nokta şu güzel, bizim bu ürünlerde ithalata bağımlı olduğumuz iki ana ülke savaş halinde. Yani şimdi sana biraz rakamlar üzerinden gideceğim. Özellikle şimdi kendi kendine yeterlilik TÜİK'in bir dengeler tablosu var. Yeterlilik derecesini gösteriyor ürünler bazında. Bu arada grafiklerimiz var. Hazır oldukça onlar da gelecek. Onlar da tabii gösterebilir arkadaşlarımız. Ayçiçeğinde bizim yeterlilik oranımız %60. Şöyle söyleyeyim sana rakamlar üzerinden. Yaklaşık 2 milyon tonluk bir ayçiçeği üretimimiz var. Çekirdek olarak üretiyoruz bunu. İşlediğimiz zaman yani yağ dönüştürdüğümüz zaman elde edilen rakam 900 bin ton yıllık bazda. Türkiye'nin ihtiyacına kadar 1 milyon 350 bin ton iç tüketimden bahsediyorum. Dolayısıyla açığımız ne kadar? 450 bin ton. Biz 450 bin ton iç tüketimi karşılamak için ithalat yapmak zorundayız. Türkiye'nin geçen yılki ithalatına kadar kabaca söylüyorum 900 bin ton. Ayçiçek yağından bahsediyorum. Tohum, küspesi, şusu busundan bahsetmiyorum. O 900 bin tonun da yarısını ithal edip ihraç ediyoruz, yarısını iç tüketimde kullanıyoruz. Bunun 850 bin tonunu Rusya'dan ithal ediyoruz. 50 bin ton gibi bir rakam aslında Ukrayna'dan ithal ediliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Rusya ciddi şekilde burada bağımlıyız. Ama toplam işte ayçiçeği, tohumu, küspesi, yağı, ham yağ gibi alt başlıklara baktığımızda bizim ithalatımız yaklaşık 2 milyar, 2,5 milyar dolarları neredeyse buluyor. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Ayçiçekle beraber mısır, aspir, kanola... Çok pardon, sadece ayçiçek için mi 2-2,5 milyar dolar dedi? Ayçiçek türevleri. Türevleri. Yani yağı, bitkisel tohum, yağ, küspesi, tabii. Hepsi dahil. Çünkü bu sadece
şu anda raflarda perakende fiyatları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda hayvancılık tarafında da ciddi bir ham madde o küspe. Ve yem fiyatlarını artırıyor. Yem fiyatları artınca otomatikman üretici fiyatlarında baskı yaratıyor. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinde. Yarın gün marketlerde, raflarda biz bunların da fiyatlarını konuşacağız. Diğer mısır, soya, kanola gibi ürünlerle birlikte topladığımızda, yani yağlı tohumlar dediğimiz zaman Türkiye geçen yıl itibariyle 4.8 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştirdi. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin en büyük 5 ithalat kalemi arasında 4 ila 5. sırada şu anda yağlı tohumlar. Yani işte petrol, doğalgaz, bunları zaten ilk kalemler. Ama yağlı tohumlar da ilk 5 arasında yer alıyor. Bu önemli. Şimdi gelirsek bugünkü mevcut tabloya, işte sosyal medyada özellikle marketlerdeki o yağ kuyruğu, işte izdiham görüntüleri tabii biraz tüketici algısını da değiştirdi. Yani özellikle talep enflasyonunu biz şu anda konuşuyoruz. Çünkü fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle geçen hafta Bitkisel Yağ Sanayiciler Derneği'nin Tarım Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda özellikle 1-1,5 aya yakın bir stoğumuz söz konusu mimendeki o belgenin yayınlanmasıyla beraber tabii biraz bir panik havası yaşandı. Şunun altını çizmek lazım. Eğer bu savaş çok uzun sürmezse, yani 1,5-2 ay gibi bir sürede sonlanırsa zaten bir sıkıntımız yok. Ama eğer devam ederse bizi asıl bekleyen sıkıntı, risk, güzem gelecek sezona dair. Çünkü Türkiye için söylüyorum, bu ayın sonu itibariyle artık Nisan gibi ayçiçeği ekilişleri başlayacak. Dolayısıyla bizim kendi kendine yeterliliğimiz %60. 2 milyon ton ayçiçeği çekirdeği üretiyoruz. 900 bin ton elde ediyoruz ama yani yarıya yakın bir açığımız var. Dolayısıyla bizim burada proaktif şekilde ayçiçeği ekilişlerini hızlandırmamız, daha doğrusu desteklememiz lazım. Bunu niye söylüyorum? Rusya ve Ukrayna'da da ekilişler Nisan-Mayıs aylarında. Eğer bu savaş devam ederse, eğer Ukraynalı ve Rus çiftçiler ayçiçeği ekilişlerini gerçekleştiremezse ya da belki gerçekleştirdi, olması gerektiği şekilde bakımını yapamaz, gübresini, suyunu, şuyunu bunu veremezse, işte o zaman küresel manada biz gerçekten ayçiçeği yağı fiyatlarını çok daha üst seviyelerde konuşabiliriz. Türkiye'nin o yüzden bu dönemde, şu haftalarda, günlerde, saatlerde, hatta vakit kaybetmeden Tarım Bakanlığı'nın özellikle ayçiçeği ekilişlerine desteğini arttırıcı açıklamalar bence yapması gerekiyor. Çünkü şu anda prim 50 kuruş gibi bir rakam, çok bir şey değişmedi son yıllarda maliyetlerdeki artışı göz önüne alırsak. Eğer biz o 2 milyon tonluk çekirdek üretimini 3 milyon tona çıkartsak, aslında iç tüketimde ihtiyacımız olan 1 milyon 350 bin tonluk yağ da kabaca elde edebiliriz. İşin daha da şey tarafı bu. O zaman çok erzem. Yani şu an bir an önce oradaki bakanlığın yönlendirmesiyle mevcut ekilebilir alanlardaki tohumların, daha doğrusu ayçiçek ekiliş alanlarının genişletilmesi lazım. Bu peki mümkün mü? Yani birkaç ayda yapılabilir mi bu? Tam sırası. Yani siz eğer çiftçiye derseniz ki ben... Ya, operasyonel olarak mümkün mü anlamında tabii, soruyorum. Tabii ki mümkün. Çiftçinin şu anda karar aşamasında. Ben hangi ürünü ekersem zarar etmem, hangi ürünü ekersem para kazanırım. Şimdi bazı ürünlere alternatif olarak kayabilir. Pamuk var, mısır var, şeker pancarı var. Daha karlı olabilen. Daha karlı, daha az maliyetli. Bunları düşünüyor. Ama mesela ayçiçeğin özelliği de şu... Kuraklığa dayanıklı bir bitkiden bahsediyoruz, bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla hani iklim değişikliği risklerinin olduğu bir dönemde kolay yetiştirilebilen, maliyeti tırnak içerisinde görece daha az bazı ürünlere göre, su falan elektrik istemediği için söylüyorum. O kaynakları daha az kullandığı için. Dolayısıyla burada acilen o planlamanın, o destekleme söyleminin, belki de yönlendirmenin, sözlü yönlendirmenin yapılması lazım. Çiftçiye o güven verilmesi lazım ki ekilişlerde biraz daha ayçiçeği tarafına kayalım. Eğer biz bunu yapabilirsek önümüzdeki sezon daha rahat bir nefes alabiliriz. Ama yapamazsak ve bu savaş devam ederse gerçekten bugünkü ayçiçek yağı fiyatları aranabilir seviyeye gelebilir. Hani bunu panik olsun diye söylemiyorum. Bu bir realite. Çünkü ben de hafta sonunda biraz marketlere dolaştım. Mesela 5 litrelik ayçiçek yağlarını şu anda çok raflarda göremiyoruz. İlfen çok pardon. Kilosu 30-40 TL arası mı değişiyor? Yani biraz önce baktım. Yani zeytinyağını tercih ettiğim için ayçiçek yağının fiyatlarını çok bilmiyorum 20 litrelik fiyatları 29 liradan başlıyor. 35 liraya kadar gidiyor. Yaklaşık 30 TL diyelim. Evet. Zeytinyağında tabii ki çok değişiyor. Soğuk, sıkım vesaire ama. Tabii tabii. Orada da 50 liradan aşağı şu anda zeytinyağı yok. Yaklaşık minimum diyelim. Minimum. Orada da minimum. 50 TL. Minimum. Yani aslında şu yüzden sordum bunu. Ya da diğer bitkisel yağları düşündüğünde hani ayçiçek yağını başka bir yağıyla tüketici kompanse edebilir mi diye, sübvanse edebilir mi diye, ama orada çok mümkün değil çünkü fiyat farkı çok fazla. Şöyle işte mısır,
kanola gibi yağlarla ilgili belki ikame edilebilir. Zaten geçen hafta hatırlayacaksın, orada da o ürünlere yönelik bir talep vardı. Şey vardı, bir hamle, gümrük vergileriyle ilgili hamle yapıldı. Bir ikame edilebilir ama bunların hepsi sınırlıdır, palyatif çözümdür. Önemli olan içeride üretimi arttırmak. Bu mısır için de geçerli. Bir yandan da tabii zeytinlikleri konuşuyoruz. Oranın maden sahaları için açılması tabii. Onu da tarım sektörü için. Dolayısıyla tüketiciyi korumanın ya da içeride fiyat istikrarı sağlamanın güzel temel noktası bir üretimi arttırmak, iki üreticiyi korumak, orada bir fiyat istikrarı sağlamak. Yani maliyetleri aşağı çekecek bir şekilde üretimimizi biz arttırırsak planlı bir şekilde Türkiye kendi kendine rahatlıkla yetebilecek bir potansiyele sahip. Ama o planlamayı yapamazsanız da işte böyle ithalata bağımlı kalıyoruz. Kurun etkisiyle ya da emtia piyasasındaki fiyatların hareketiyle beraber hem üretici mağdur oluyor, hem tüketici mağdur oluyor, hem de bunun ekonomik faturası ülkeye çok daha pahalıya mal oluyor. İrfan, çok teşekkürler. Tabii en sıcak konu ayçiçek yağı ve diğer bitkisel yağlar olduğu için onu konuştuk ama buğdaydan yine birçok tarım emtialarına kadar Rusya Ukrayna'dan ithalatımız yüksek. Onu da önümüzdeki dönemlerde konuşmaya devam edeceğiz. Savaş devam ettiği sürece arz sıkıntıları olur mu diye. Şimdi dönelim tekrar piyasaya. Deniz Yatırım'a gidelim. Ufuk Özdağ bizimle olacak. Ufuk, günaydın. İyi haftalar diliyoruz size de. Şimdi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükselişi biz de ekrana getiriyoruz, 300 euronun üzerine yükseldi diye. Neler söylersin? Hem genel olarak enerji fiyatları artışı, bir yandan diğer emtiada altın yükseliyor. Bu hafta bu yükseliş sürer mi? İkinci bir sorum da küresel borsalarda satışlar hızlandı. O tarafı da yanıtlarsan sevinirim. Günaydın Güzem, teşekkür ediyorum. Gerçekten piyasalar açısından çok zor bir haftanın başlangıcı içerisindeyiz. Asya piyasalarında petrolün 130 dolarlar civarında açmasıyla beraber altın ve gümüşte de yukarı yönlü hareketleri beraberinde takip ettik. Bir süredir konuştuğumuz 2000 seviyesini altında test etmiş olduk. Riskli varlıklardan kaçış söylediğin gibi devam ediyor. Keza aslında emtia fiyatları üzerinde ciddi bir baskı var. Zaten bir süredir küresel enflasyon ön plandaydı. Bununla beraber küresel enflasyonun çok daha hızlı bir şekilde önümüzdeki dönemde piyasalar üzerinde baskı kuracağını söylemek mümkün. Tabi bundan sonra gözler bu konuda merkez bankalarına dönecek ama ortada bir savaş riski, jeopolitik risk olduğu için merkez bankalarında yapabilecekleri kısıtlı. Dolayısıyla stagflasyonist bir ortamı fiyatlıyor birçok piyasalarda. Hisse senetleri, Almanya tahvillerinin tekrar eksi bölgede fiyatlandığını görüyoruz. Keza Amerikan 10 yıllık tahvillerinin de 1.70'lere kadar geri çekildiğini, yani risksiz varlıklara doğru talebin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa endeksleri %3, %4'ler kayıplarla devam ediyor. Özellikle DAX'ta ciddi bir geri çekilme var. Sabah Asya piyasalarında da keza böyleydi. Dolayısıyla o taraftan, jeopolitik risk tarafından olumlu bir haber gelmedikçe emtia fiyatlarında bir düşüş beklemek çok mümkün değil an itibariyle. Tabii İran'la görüşmeler devam ediyor petrol konusunda ama ne kadar hızlı bir şekilde çözümlenecek onu da bilmiyoruz şu anda. Dolayısıyla piyasalarda risk işten olumsuz tarafta olmaya devam ettiğini göreceğiz gibi görünüyor dışarıda. Dolayısıyla risk Euro-Dolar paritesi üzerinde de ciddi bir baskı var. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz ama oradan ne gibi bir haber gelecek, ne kadar Euro-Dolar destekleyecek çok emin değiliz. 1.08'lerin altında belki 1.06'ları da tekrar konuşuyor olacak piyasa. İçeriye baktığımız zaman içeride 1980 civarında bir tutunma çabası var. 1980 üzerinde kalması durumunda dışarıyla pozitif ayrışma devam edebilir gibi görünüyor özellikle içeride Türk hisse senetleri tarafında. Ama 1980'in altında tekrar 1930-1940 bandının ön plana çıkabileceğini söyleyebilirim. Yani içeride biraz daha olumlu ayrışma var ama dışarının haber akışına baktığımız zaman risk iştahı çok olumsuz tarafta. Ufuk, çok teşekkür ediyorum değerli katkın analizlerin için. Size de şimdiden kolaylıklar dileyelim. Zor bir hafta olacak ve stüdyoya dönelim. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı bizimle. Serdar, hoş geldin. Merhabalar, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Televizyon ekranlarımız sürekli kırmızıda zaten. Evet. Mehmet de son dakikaları zaten haberi aktarıyor. Yani emtiyadaki rekor diye. Şimdi biz enerji fiyatlarını ağırlıklı olarak konuştuk program boyunca fokusta ama değerli metaller, altının yükselişi, onu yorumlamanı rica edeceğim. Çünkü tek hikaye zannediyorum emtia değil. Savaş riski, doların bulunduğu seviye ne dersin? Hem ons için hem gram altın için. Evet, tabii şimdi onstan hani gram altına giderken arada bir işte bakıldığında işte 31.04, 31.10 farklı conversion dediğimiz geçiş oranı kullanılıyor. Burada işte işlenmiş altın için başka, saf altın için başka vesaire. Biz 31.04 rakamını kullanarak elde ediyoruz. Yani onstan grama, gramdan kiloya vesaire giderken. Şimdi şu an itibariyle bakıldığında
Dolar ons bazında altın fiyatları, yani global olarak fiyatlanan altın fiyatları 2000 seviyesinde yakın durumda. Bu tabii psikolojik anlamda da önemli bir eşik. Yani burası geçildikten sonra zaten tarihi zirveler olan 2070'lere doğru çok fazla bir şey arada kalmıyor. Petrol fiyatındaki hani cumadan bugüne yaşanan hareketler büyük ölçüde diğer emtia gruplarını da ister istemez yukarı çekiyor. Tabii altın diğer değerli metallerde olduğu gibi endüstriyel kullanımı hani nispeten sınırlı, daha ziyade hani zinet tarafında, ama güvenli liman arayışı noktasında tabii önemli bir ön plana çıkıyor. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı noktada hem dolar endeksinin hem altının ons fiyatının bir arada, yani normalde bunlar ters korele işlem görürler, İkisinin de bir arada gittiğini ve merkez bankalarının çok fazla hani faiz arttırımlarına gidemeyeceği öngörüsüyle de enflasyondan korunma amaçlı buraya doğru bir yönelim var. Şimdi hatırlanacağı üzere gram tarafında biz işte kur korumalı mevduata geçiş öncesi Kasım-Aralık'taki kur hareketinde bir 1000 seviyelerine doğru geldik. Orayı hatta hafif geçtik. Oradan geri çekilme gerçekleşti. Oradan 500'lü 600'lü seviyelere kadar, yani oldukça belirgin bir geri çekilme yaşandı. Ve grafikte de görüldüğü gibi gram ile beraber dolar kuru neredeyse aynı. Yani çok fazla, çünkü dolar ons bazında altın fiyatı, yani global tarafta fazla bir şey değişmediğinden, 780-830 bandında sıkışma çok uzun sürdüğünden dolayı daha ziyade hani kurla beraber yeni rekorlar. Ama şimdi son birkaç hafta içerisinde grafiğin sağ tarafında o kare içerisinde aldığım yere bakılacak olursa, artık hani ons tarafındaki yukarı hareket biraz daha etki etmeye başlamış durumda. Yani dolar kurundaki hareket de tabii ki yani önemli. 13.40-13.60 ya da 13.70 bandından bir yukarı doğru hareketlenme var. İşte 14.30'lara doğru geldik. Diğer Doğu Avrupa ülke para birimleri işte euro karşısında yeni dipler yapıyorlar. Zloty, forint gibi. Biz de çok tabii coğrafi olarak uzaklaşmamak koşuluyla, yani oralara en yakın ülke olması ve ticari ilişkiler doğrultusunda TL'de değer kaybediyor, ama esas dolar ons bazında hareketin şu an itibariyle gram bazındaki harekette daha belirgin olduğunu ve hani yeniden binlere doğru giderse gram altın, bunu kurdan ziyade dolar ons bazındaki harekette daha etkin şekilde yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Dolara da onsa da talep var çünkü, yani evet. Genelde bu tarz dönemlerde bazen ters korelasyon olur, bazen doğru korelasyonlar olur aralarında. Şu an doğru bir korelasyon var. Doğru bir korelasyon şimdi var. Buna yani hem küresel piyasalarda dolar yükseliyor, hem ons yükseliyor. Evet. Bir de buna TL'nin daha fazla değer kaybetmesi hikayesini koyarsak, yani dolar TL'yi de bu denklemin içerisine koyarsak, evet. Gram altın daha da zirveyi test edebilir. Peki KKM bunun önüne geçer mi? Özellikle 22 Mart'ta nasıl bir çözülme olacak? Evet. Tüzellerde vade değişikliği, evet. 3 aya inmesi. Evet, tabii yani bu talebi daha arttırmak adına, yani belirgin bir geçiş var, ama diğer taraftan da işte gün içinde işledik. BOTAŞ başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine 5 milyar doların üzerinde, 5.4 milyar neredeyse bir satış var. Dolayısıyla yani ihracatçılardan yani onlar... TCMB kitlere rekor yüksek satış yapıyor. Rekor yüksek satış yapıyor, ama tabii ki yani onların hani piyasaya girip alması halinde bu enerji faturasını zaten hani likiditenin azaldığı bir noktada bunu telafi etme noktasında piyasaya girmesi halinde daha yüksek bir volatilite. Hani önemli kazanımlar var kur korumalı mevduat sonrasında. Bunu çok fazla bırakmak istemediğinden dolayı Merkez Bankası bu tip bir yönelim sergiliyor. Ama dediğim gibi yani ihracatçıların %25 geliri, reskont tarafından aldığı gelirler vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman brüt rezervde çok fazla bir değişiklik görmüyoruz. Hani demek ki bu aradaki fark bir şekilde kamu iktisadi teşebbüslerine gidiyor. Yani kurda belirli bir stabilite sağlamak adına, işte enerji faturasını bu taraftan karşılamak adına bunlar kullanılıyor. Peki son bir dakikanın içerisindeyiz. Şimdi sence bu hafta açıklanacak cari denge rakamına piyasa çok anlam yüklemedi mi? Bir de onu söyleyeyim. Yani biz hep enflasyon diyorduk, evet. Ama bu enerji fiyatlarından sonra herhalde cari denge de önemi kazandı. Ya tabii bizim şimdi hani oyun planımızda nasıl değişiklik olacak? Yani turizm gelirinde belli bir azalma olacak. Enerji faturamız çok bir beklenenin üstüne çıktı. İşte yani ayçiçek yağındaki hareket bile önemli ölçüde. Yani biz tarımsal emtia tarafında da önemli ölçüde bir artık ithalatçı konumuna geldiğimizden, özellikle buğday noktasında. Dolayısıyla hani cari açıkta biz nerelere doğru, oyun planımız nereye evrilecek? Belki bu konudaki açıklamaları görmek isteyecektir piyasa. Çok teşekkürler Serdar aktardıkların için. Fokusu burada noktalıyoruz. Saat 12.30'da girişimcilik dünyasına tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.